İkinci kısmın çözümleriyle beraberiz. 10.000 soruya bakalım. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere aşağıda toplama çarpma işlemlerinin tabloları verilmiş diyor. İlk tabloya bakalım. Buradan B ile C'nin toplamının 10 olduğu verilmiş. İkinci tabloda ne verilmiş? A ile B'nin çarpımı 32. Sonra A ve C'nin çarpımı da 48. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplarsam. A, B ile A, C'nin toplamının ne yaptığını 80 yaptığını bulabilirim. Buraya A parantezini aldık. B artı C eşittir 80. Şimdi B artı C'nin 10 olduğunu biliyorduk. 10 ile 8'i çarpınca 80 geleceği için A'nın da 8 olduğunu bulmuş oluruz. 12'de A, B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. Bu simgeyi nasıl kullanıyoruz? Üstteki sayıları toplayıp alttakine bölüyoruz. Yani şuraya uyarlarsak. X artı Y bölü Z eşit olur. X artı Z bölü Y'ye bu da eşit olur. Y artı Z bölü X'e. Yani burada bize bir orantı verilmiş. Her orantının bir orantı sabiti vardır K gibi. Onu da biz ekleyelim. Şimdi 3'ünün toplamının 9 olduğu verilmiş. Buna göre Z sayısı kaçtır diye soruyor. Burada şimdi oran orantı özelliği kullanalım. Şöyle ki üstleri ve altları topladığımızda oran sabiti değişmiyordu. Biz bunu biliyoruz. Üstleri toplarsak 2x 2y 2z yapar. Sonra altları toplarsam x artı y artı z yapıyor. Bu yine aynı oran sabit k'ya eşitti. E üst altın 2 katı olduğu için k'nın 2 olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi e, bana ne sorulmuş? Z sayısı sorulmuş. Şuranın 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Şurada onu bir yazalım. X artı y bölü z eşittir 2 dedik. Bu x artı y'nin 2 z'ye eşit olduğu anlamına gelir. E, 3'ünün toplamı neydi? 9'a eşitti. X artı y yerine 2 z ye yazarsam 2z ile z'nin toplamı 9 olur. Yani ben buradan z'yi 3 olarak bulabilirim. 13. soruya bakalım. Bir pazarcı aldığı 70 kilo domatesi tezgahına dizerken sağlam ve şekli düzgün domatesleri tezgahın yönüne birinci kalite olarak dizmiş, tezgahın bir tarafına. Ezik ve şekli düzgün olmayan domatesleri de tezgahın diğer tarafına ikinci kalite olarak dizmiş. Yani domatesleri iki ayrı gruba ayırmış. Öyle düşünelim. Şimdi birinci kalite olanlara ben x tane desem ya da x kilogram desem, ikinci kalite olanlara da y kilogram diyelim. O zaman bunların toplamlarının 70 olduğunu hemen yazalım. İlk denklem bu olsun. Ee, ne diyor? Bu pazarcı birinci kalite domateslerin kilosunu 5 liradan, ikincileri de 3 liradan satmış. Birincileri 5 liradan sattık, 5x oradan gelir elde ettik. İkincileri de 3'ten sattık, 3y de oradan gelir elde ettik. Şimdi bunların toplamını bulacağız. Bu pazarcı domatesin tamamını sınıflandırmadan kilosunu 4.5'dan satmış olsaydı 15 lira daha fazla gelir elde edeceğini hesaplamış. O zaman şöyle 70 kilogram domatesin tamamını kilosu 4.5'dan satarsak ne kadar para geçer denimize onu bir bulalım. 280, 35 daha 315. 315 lira para geçecek denimize. Ama 15 lira daha fazla para geçeceğini hesapladığına göre demek ki böyle ayrı ayrı satınca 300 lira para geçmiş. Ne diyor? Pazarcının ikinci kalite olarak ayırdığı domatesler kaç kilo? Y'yi bize soruyor. Burayı eksi 5 ile çarpıp bunları taraf tarafa toplarsak x'lerden kurtuluruz. Eksi 5 y 3 y eksi 2 y'nin 350 burası da 3 eksi 50 olduğunu yani y'nin 25 olduğunu bulabilirim. 14. soruya bakalım. Bir pazar tezgahında bulunan 3 çeşit elmanın sayıları ve ağırlıkları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir demiş. Tezgahta her birinin ağırlığı 20 gram olan 12 tane sarı, 17 gram olan 9 tane yeşil, 18 gram olan 16 tane kırmızı elma var. Bu tezgahtan satılan 26 tane elmanın ağırlıklarının ortalaması 18 gram olduğuna göre tezgahta kalan elmaların kaç tanesi sarı renklidir diye sormuş. Şimdi burada şöyle düşünelim. Birazcık denge mantığıyla gidelim yoksa bilinmeyen sayısı artar, denklemler birazcık uzamış olur. Şöyle ki denge mantığı dediğimiz e, bu tezgahta satılan elmaların ağırlıklarının ortalaması 18 gram dediği için şu 18 gramlık elmalardan kırmızılardan istediğimiz kadar satabiliriz. Bunların ortalamaya hiçbir etkisi yok. 17 gramlık bir tane yeşil elma satarsak bu ne yapacak? Ortalamayı ben 18 yapmak istiyorum. Yani ortalamayı biraz alacak. Şimdi 20 gramlık sarı elma sat, e, sattığımızda yine ortalamayı 18 yapmamızı istediğimizi düşünelim. Ne yapacak? Bunlar da ortalamayı 2 artıracak. Burada şöyle bir şey e, sonuç çıkarabiliriz o zaman. Bu 2 tane artırıyorsa bundan bir tane sattığımızda e, yeşil elmadan 2 tane satalım ki denge sağlansın yine ortalamayı 18 yapabilelim. Yani şundan sarı elmadan x tane sattığımızda yeşil elmadan 2 x tane satmamız gerekiyor. Ve bundan istediğimiz kadar satabiliyorduk. Bundan da y tane satalım. Toplam sattığımız elma sayısı ne oldu? 3x artı y. Bu da 26 tane elmaya denk geliyormuş, eşittir 26. Şimdi buradan x y'nin değerlerini düşünmemiz lazım. Ee, şöyle yapalım, x mesela 3 olsa 9, burasının 17 olması lazım. X 4 olursa e, burası 12 yapıyor, bunun 14 olması gerekiyor. X 5 olursa 15, bu da 11 olur. Böyle devam edebiliriz yukarıya da aşağı. Ama şimdi bakalım hangisini alabiliyoruz? E, x'in mesela 3 olduğunu düşünürsek y 17 y 17 olabilir mi? Olamaz. En fazla 16 tane kırmızı elma var. O yüzden x 3 ya da daha küçük bir şey olamaz. Sonra 5 olur mu ona bakalım. x'i 5 alırsam 5 tane sarı 10 tane yeşil elma satmam lazım ama 10 tane yeşil elma yok elimde. O yüzden x 5 ya da daha fazla da olamaz. E 3'ten küçük 5'ten büyük olamıyor. Demek ki tek değer bu. x 4 y 14 olacak. Bize ne diyordu? Tezgahta kalan elmaların kaç tanesi sarı renk? 4 tane sarı satmışım. O zaman 8 tane sarı kalmış diyebilirim. 15. soruya bakalım. 8 eş bölmeden oluşan aşağıdaki sayı çarkında her bir bölmede bulunan sayı kendisine komşu iki bölmedeki sayının aritmetik ortalamasına eşitmiş. Burada örneğini de vermiş. Ee, şimdi böyle bir durum ne zaman söz konusu olabilir ona bakalım. Sayıların hepsini birbirine biz eşit kabul edersek Hepsinin x olduğunu düşünelim mesela. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Çünkü bu x şu ikisinin toplamının yarısıdır. Aynı şekilde bu x bu ikisinin toplamının yarısıdır. Tamam hepsi birbirine eşit olduğunda oluyor. Bu sayıların hepsi birbirine eşit dedik. Şimdi a ve b birbirine eşit olduğuna göre a artı b'yi ben 2a olarak düşünebilirim. 2a 8'den küçük yani a da 4'ten küçükmüş. En büyük tam sayı değeri diyor. En büyük tam sayı değerini 3 olarak bulabiliriz. 16. soruya bakalım. 3 sütun ve 2 satırdan oluşan 6 hücreli aşağıdaki tablonun hücrelerine birer pozitif tam sayı yazılmış. İşte burada e, satırlardaki ifadelerle ilgili bir şeyler veriliyor. Şuraya bakalım. Tablonun her bir sütununda bulunan hücrelerdeki sayılar yukarıdan aşağı doğru 1 bölü 2 oranında artan sırada. Şimdi 1 bölü 2 oranında artan sırada burada daha rahat işlem yapmak için şöyle şunları 2A, 2B, 2C alalım. Alttakileri de 1 bölü 2 oranında artacağı için 3A, 3B, 3C alalım. Şimdi buraya göre ABC ile ilgili bir şeyler bulalım. A1 hücresindeki sayı yani 2A, A satırındaki tüm hücredeki sayıların 3'te 1'i kadarmış. 2A artı 2B artı 2C'nin 3'te 1'i kadarmış. O zaman bunu 3 ile çarp 6A buraya eşitmiş. Yani 4A, 2B artı 2C'ye eşit. Ki 2A'nın da B artı C'ye eşit olduğunu buluruz buradan. İkinciye bakalım. B3 hücresindeki sayı, B3'teki sayı 3C. Neye eşitmiş? Diğer tüm hücrelerdeki sayıların yarısı kadarmış. B satırındaki tabi. 3A artı 3B artı 3C'nin yarısı kadarmış. O zaman bunu 2 ile çarptım. Bunlara eşitledim. Bunları da 3 ile sadeleştirsem ve bunu da karşıya atarsam C'nin A artı B olduğunu bulabiliriz. Bize ne sorulmuştu? A2 hücresindeki sayının yani 2B'nin B1 hücresindeki sayıya oranı. 3A'ya oranı. B bölü A lazım bize. Yani C ile işimiz yok. O zaman şurada C gördüğümüz yere A artı B yazarsak 2A'nın C yerine A artı B yazdım. 2B artı A'ya. Yani A'nın 2B'ye eşit olduğunu bulurum. Gel burada yerine yaz. A yerine 2B yazarsak ve bu oran 1 bölü 3'e eşit olur. 17. soruda bir yaş problemi sorusu. Oğuzhan ile Süleyman arasındaki konuşma aşağıdaki gibi geçiyor diyor. Oğuzhan diyelim. Ve Süleyman diyelim. Şimdi bunların yaşlarına x, y diyelim. Baş harflerini kullanırız normalde ama şuradaki o sıfıra benzeyeceği için. x, y'den gidelim. Oğuzhan senin bugünkü yaşına geldiğimde, Oğuzhan Süleyman diyor ben senin bugünkü yaşına geldiğimde sen kaç yaşında olacaksın? 43 yaşında olacağım demiş. Sonra peki ben senin yaşındayken Süleyman Oğuzhan'ın yaşındayken sen kaç yaşındaydın? O da 4 yaşındaydım demiş. Şimdi yaş problemlerinde zorlanabileceğimiz tek soru tarzı bu diyebiliriz. Genelde kolay olur yaş problemi soruları. Bunlarda da Aralarındaki yaş farkı, iki kişinin arasındaki yaş farkı daima sabit olacağı için, oradan gidersek çok kolay bir şekilde çözeriz. Şimdi burada Süleyman'ın daha büyük olduğu belli, o yüzden y eksi x aradaki yaş farkı 43 eksi y'ye eşit. Ha Şimdi büyükten küçüğü çıkarmak zorunda da değiliz. Aynı sırada yaparsak yine aynı sonucu verir. E buradan 2y eksi x'in 43 olduğunu buluruz. Bulursun. Aynı şekilde şu ikisinin farkı da birbirine eşit olacak. 43 eksi y eşittir x eksi 4. Buradan da bir denklem yakalayalım. Ee, bu da x artı y'nin ne yaptı? 47 eşit olduğunu verir. Şimdi 2y eksi x'i de 43 olarak bulmuştuk. Bunları toplarsak x'ler gider. 3y 90, y'yi 30 buluruz. Toplamları 47 olduğu için x de 17 olur. Oğuzhan doğduğunda Süleyman kaç yaşında? Bu aslında aralarındaki yaş farkı demek. Alanındaki yaş farkı ne? 13'e eşit. 18. soruda 6 km uzunluğunda olan bir tünelden Salih aracı ile geçerken tünel içerisinde aracı bozuluyor demiş. Salih aracın bozulduğu noktadan tünelin iki, ucuna, iki ucundan birine doğru sabit hızla yürümek istiyor. Bulunduğu noktadan tünelin yakın ucuna ulaşması 9 dakika, uzak ucuna ulaşması da 27 dakika sürüyormuş. Yani burayı toplamda tüneli 36 dakikada alıyormuş yürüme hızı saatte kaç kilometredir diye sormuş. Bana hızı sormuş. Ben hızın yol bölü zamandan bulunduğunu biliyorum. Gideceği yol ne kadar? 6 kilometrelik bir yol. Zaman ne kadar? 36 dakika. Tabi şimdi bu kilometre olduğu için bunun da saat olması lazım. Saatlik hızını sormuş malum. 36 dakikaya 36 bölü 60 saat diye saate çevirebilirim. Şimdi birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarpıyorum. Buradan saatteki hızının 10 olduğunu bulabiliriz. 19. soruda aşağıda diyor içindeki çikolatalı sütün net ağırlığı 250 gram olan bir kutu çikolatalı süt verilmiş. Bu 250 gramlık çikolatalı sütün yüzde 80'i süt, yüzde 16'sı çikolata ve yüzde 4'ü diğerleri. Şimdi 250'nin yüzde 4'ünü bulursam, o kolay olduğu için oradan başlayalım. Da ne yapacak? 100 bölü 10'dan 10 gram yapacak. Demek ki diğerleri 10 grammış. Eee çikolata 4 katı olduğu için o 40 gram olur. 50 yaptı. Toplamda 250 vardı. Sütte de 200 gram kaldı. Başlangıçtaki miktarlar bunlar. Ne diyor soruda? Çikolatada sütü üreten firmaya ürünün çikolatası az diye şikayetler geldiği için firma diğerleri olarak ifade edilen maddelerin miktarını değiştirmeden yine onları 10 gram olarak almış. Süt miktarını %5 azaltıp 200 gram süt vardı. %5 azaltırsak artık süt ne olur? %5 ise 2/10 olacağı için 10 azaltmış süt 190 gram olur. Diğerleri zaten kaç gram 10 gram onu değiştirmiyorduk. E, çikolataya o zaman ne kaldı? E, 250 gram olacak yine 250 gram olacak. Çikolataya da 50 gram kaldı. Süt miktarını %5 azaltıp çikolata miktarını artırarak aynı ağırlıkta yeni bir çikolatalı süt yapmayı planlıyor. İşte ağırlıkları bulduk. Firma yeni yapacağı çikolatalı sütteki çikolata miktarını yüzde kaç artırmalıdır? Şimdi başlangıçta 40 da 50'ye çıkardı. Yani 10 gram artırdı. 40 gramın yüzde kaçı 10 yapar? Bizim bunu bulmamız lazım. E 4'te bir yapacağı için bunun da %25 e eşit olduğunu söyleyebiliriz. 20. soru yine bir karışım sorusu. Tuz oranı %A olan B tuzlu karışımının tuz oranını %C'ye çıkarabilmek için eklenmesi gereken tuz miktarının ABC türünden if e ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada şöyle yapalım. Kimyada kullandığımız M1V1 mantığını bu karışım problemlerinde kullanabiliyorduk. M toplam V toplama eşit. Buradaki M karışımın kütlesi olacak, V normalde hacim belirtiyor ama biz çözerken onu yüzde olarak alacağız. Şimdi ilk duruma bakalım. B litre tuz su karışımının yüzde A'sı tuzmuş. Yani B çarpı A. Sonra biz buna ne ekliyoruz? Sadece tuz ekliyoruz. Ee, kaç gram tuz ekliyoruz? X gram. Onu bulmamızı istiyor zaten. Tuz eklediğimiz için bunun tamamı tuz. Yani yüzde yüzü tuz. Şimdi bu en toplam B toplamı eşit. Elimizde B litre karışım vardı. Biz buna X gram tuz ekledik. Artık B artı X oldu kütle. Ve son durumda tuz yüzdesi de yüzde C'ymiş. İşte buradan x'i çekeceğiz. A, B artı 100 x burası dursun şimdilik. Bu bc artı xc olur. Şimdi ben x'i çekmek istiyorsam x'li ifadeleri bir tarafa toplarım. Bunu karşıya atalım. a b bc. Bu 100 x'i de diğer tarafa atalım. xc eksi 100 x. C, 100x. Burayı ne yapabiliriz? b parantezini alabiliriz. Burayı da x parantezini alırsam c eksi 100 gelecek. Onu direkt buraya atalım. İşlemi uzatmayalım x'in bu ifadeye eşit olduğunu söyleyebiliriz.